Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu ve selamü ala nebiyyil muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel el ebrar. Aziz hanımlar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Başlattığımız yürüyüşümüzü bu dönemde, bu senede devam ettirebiliyoruz sizlerle tarihin mümtaz anneleri üst başlığı altında insanlık tarihinin aslında İslam tarihi bir insanlık tarihidir malum. İnsanlık tarihinin gözde hanımlarını anlamaya çalışıyoruz. O hanımlar kadın erkek hepimize örnek ve model. O örnek ve model olan hanımların dünyasından kendi dünyalarımıza iz taşımanın beraberce gayretini veriyoruz. Hatırlarsanız geçen sene Hazreti Havva ile sözü başlattık. Sonra Salih annemizi, Hacer validemizi, arkasından Hazreti Yusuf'un annesi olan Hazreti Rahel'i, Eyüp peygamberin, o sabır peygamberinin sabır kahramanı olan eşi Hazreti Rahime'yi ve en sonda annelerin annesi olan Hazreti Amine'yi işlemiştik. Altı tane ders yapmıştık. Bu sene de Allah izin verirse, imkan verirse, nefes verirse, sağlık verirse, sıhhat verirse önümüzdeki engelleri kaldırırsa altı ders daha yapacağız. Ama bu sene hep İsrail oğullarının kadınlarını işleyeceğiz. Hazreti Musa'nın etrafında bazı hanımlar var o hanımları biraz olsun işlemeye çalışacağız. Bugün nasip olursa Ümmü Musa'yı Yokabedi işleyeceğiz. Sonra Asi anamıza bir misafir olacağız. Hz. Musa'nın bir yönüyle anneliği olan. Sonra o güzel silsilede farklı bir yeri, farklı bir değeri olan Hz. Musa'nın ablası Meryem'i işleyeceğiz. Sonra Safura'yı işleyeceğiz, Hz. Musa'nın hanımı. Sonra çok bilinmeyen ama üzerinden çok önemli dersler alacağımız Hz. Harun'un hanımı, dolayısıyla Musa aleyhisselamın yengesi olan Eşiva'yı işleyeceğiz. En sonda inşallah Maşide anamızla Eşiva'yı işleyeceğiz. En sonda Maşide anamızla bu dönemki derslerimizi de tamamlamış olacağız. Şimdi hepiniz Hazreti Musa'yı şöyle ya da böyle okumuşsunuzdur. Şu anda biz de Sireti Enbiya'da biliyorsunuz Hazreti Musa'yı işlemeye çalışıyoruz. Hazreti Musa imtihanları çok zor olan bir peygamber. Karşısında Firavun gibi bir güç var. Çok acayip yani Firavun'u yakında cumartesi derslerinde özel bir ders olarak işleyeceğiz zaten. Haman var, Karun var belam var. İçeriden olup olan ama içeride olmayıp dışarıya çalışan birisi var Samiri. Acayip bir imtihan Hazreti Musa için. Samiri var. Var da var yani. Çok zor bir muhatap kitlesi olan Mısırlılar var. Çok zor olan Beni İsrail var. İsrail oğulları ki Hazreti Musa'nın yani anasından emdiği sütü burnundan getirdiler tabir caizse. Öyle bir kavim Beni İsrail. O var. Bütün bu zorluklara rağmen Hz. Musa'nın etrafında böyle saliha kadınlar var. Musa aleyhisselamın elde ettiği en önemli nimetlerden bir tanesidir bu saliha hanımlar. Şimdi göreceksiniz cumartesi derslerinde bunu kıyaslamaları çokça yapacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Musa arasındaki benzerlik diğer peygamberlere göre kıyaslandığında daha fazladır. Hazreti Musa ile peygamberimiz arasındaki benzerliklerin inanın ki haddi hesabı yok. Zaten onun için Kur'an'a bir yönüyle de konu oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa ile teselli oldu. Hazreti Musa ile efendimiz arasındaki benzerliklerin bir tanesi de bu Salihah kadın meselesidir. Salihah kadın meselesinde de böyle bir benzerlikler var. Şimdi ekranlara gelsin bir tablo. Bir güneş gibi Hazreti Musa'yı görelim ortada. Bakın Hazreti Musa'ya annesi Yokabet. Annelik olarak onun yanında duran bir hanım Asiye anamız ki onu işleyeceğiz zaten nasıl Hazreti Musa'yı yetiştirdiğini hep beraber şahit olacağız. Yetiştirdiğine nasıl iman ettiğini göreceğiz beraberce. Abla olarak Meryem'i göreceğiz. Acayip bir İslam kadınıdır Meryem validemiz. Hanım olarak Safura'yı göreceğiz. Yenge olarak Elişeva'yı göreceğiz. Ve mümine bir kadın olarak Maşide'yi göreceğiz. Biraz önce dedim ya bunları da bu dönem işleyeceğiz zaten. Şimdi ikinci tablo gelsin ekrana. O ikinci tab tabloya da dikkat edin. Ortada yine bir güneş var ki o güneş varlığı ısıtan ve varlığa nur saçan bir güneş. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem o bir siracen münir halen ısıtıyor ve halen nur saçıyor. Allah bizi iki şeyden de mahrum etmesin. Hem o nebevi mirasın ışıklarından hem de nurlarından daha fazla istifade edenlerden olalım inşallah. Bakın orada anne olarak Amine ve Ümmü Eymen anamız var. Allah Resulü'nün biliyorsunuz 6 yaşından sonraki annesidir Ümmü Eymen anamız. Annemden sonra annem dediği iki kadından birisi o. Annelik olarak süt annesi Halime var. Özellikle süt annesini annelik olarak yazmam Halime annemizin yanında geçirdiği süreç içerisinde Resulullah'ın ondan aldıklarıyla alakadardır. Göreceksiniz bu tarihin mümtaz annelerinde Halim annemize söz geldiğinde bu sözlerin daha iyi karşılığını bulmuş olacağız. Abla olarak Şifa binti Abdillah var. Niye abla? Allah Resulü onu bir abla gibi görüyor ya bir abla gibi. Araplarda abla abi kavramları yok biliyorsunuz. Onu biz hediye etmişiz Arap dünyasına. Mesela Mısır'da ben ilk kez abi duyunca Araplar da abi mi diyor dedim. Abla da diyorlar onlar. Abi de ablayı da biz onlara hediye etmişiz. Öyle bir şey yok. Onlar hepsine ehidir, uhtidir. Yani bir ayrım koymazlar ortaya. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şifa binti Abdillah'ı Ömer gibi bir kadındır o. Dirayet kahramanı bir kadın. Ömer gibi bir kadını kendisine abla edinmiş. Ara ara onunla dertleşiyor. Ondan bir şeyler istiyor mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şifa validemizi biraz öğrendiğinizde göreceksiniz zaten. E, hanım olarak çok isim yazılır ama en başa yazacağımız isim elbette ki Hatice anamızdır. Yenge olarak Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed. Mümine bir hanım olarak bunlar çoktur ama özellikle Esma binti Ümeys'i seçmemin özel nedenleri var. Esma binti Ümeysi görürüz. Bakın benzerlikler böyle. Hazreti Musa'da birçok şey var. Salihah kadın meselesinde Allah ona bazı nasipler açıyor. Aynı şekilde bu Salihah kadın meselesinde Aleyhisselat ve Selam Efendimizin de böyle bereketlendirildiğine şahit oluyoruz. Ve o zorlu risalet yollarını, o davanın, o davetin zorluklarını bu kadınlarla aşıyor hem Hazreti Musa hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslim'de Nesai'de geçen bir hadiste dünya başlı başına bir yararlanma imkanıdır, mekanıdır. Dünyanın en hayırlı nimeti de saliha kadındır diyor. Saliha kadını dünyanın nimetlerinin en üstüne koyan bir peygamberimiz var. Bunu bizati yaşayan birisi olarak Allah Resulü bunu söylüyor. Sadece bir şeyi söyleyip geçeceğim konumuz çok uzun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir secdede falan vefat etmedi. Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaydı biliyorsunuz onun evi. Son nefeslerini Ayşe'sinin göksüne başını koyarak gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunların hepsi bu saliha kadın meselesinin Resulullah'ın dünyasındaki yerini gösteren işaretler olarak anlamak durumundayız. Hz. Musa'da da bunlar var. Dolayısıyla o benzerliklerden bir tanesi de bu. Şimdi o bahtiyar ve saliha kadınlardan birisi yokabet. Hz. Musa'nın annesi. Yokabet ya da bir diğer telaffuzuyla yohabet Hevrat ve Yahudi kaynaklarına göre biz bu ismi buluyoruz. Bizim İslam kaynaklarımızda farklı farklı isimler de var. Biliyorsunuz Kur'an pek isimlerle uğraşmaz. Mekan, zaman, Kur'an'ın konusu değildir. Mesaja odaklanır aziz Kur'an'ımız. Biz de öyle yapacağız zaten. Ama bu tarz isimlerin İsrailiyat kaynaklarından istifade edilerek sunulmasında da bir mahsur yok. İsrail oğullarında İbranice'de daha doğrusu Allah'ın bir ismi de Yahve. Bu Yahve ismi ilk harf olarak yod harfiyle başlıyor. O zamana kadar da bu harfle başlayan hiçbir isim kullanmıyorlar İbraniler. İlk kez Yokabet o harfle başlayan bir isim olarak tarihe geçmiş oluyor. Onlar da bunu zaten kitaplarında kaynaklarında zikrediyorlar. Bu kelimenin ne anlama geldiğine baktığımızda üç tane mana çıkıyor karşımıza. Muhteşem, şeref ve ün. Ve biz Yokabet validemizin ismiyle de ilişkilendirerek ne anlama geldiği konusunda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Muhteşem bir kadın, şerefi, şanı, yüce olan bir kadın. Rivayetlere göre de Yokabet İsrail oğullarının Mısır'a hicret ettiği sırada doğmuş oluyor. Soy silsilesini Siret-i Enbiya derslerinde ayrıntılarıyla vereceğiz. Onun için buraya da çok fazla yormayayım sizi. Ama Hazreti Musa'nın babası İmran'la aynı soydan geliyorlar. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu var. O oğullardan bir tanesinin adı Levi. Levi İsrail oğulları için çok önemli. Çünkü özellikle din adamları Levi'nin soyundan gelindiğine inanılıyor. Hazreti Musa'da Hazreti Musa'nın annesi olan Yokabet aynı soydan geliyor. Hatta İsrail oğullarının yani Yahudi kaynaklarında başka şeyler de var. Oralara girmeyelim. Şimdi biz Hz. Musa'nın annesini Kur'an'dan öğrenmek istiyoruz. Aziz kitabımız öyle güzel bir kitap ki her şeyi bize anlatıyor. Kur'an'a bu nazarla baktığınızda iki yerde bu kıssayı görüyorsunuz. Bir, Kasas suresinin 7 ile 13. ayetlerinde bir de Taha suresinin 38 ile 40. ayetlerinde. Şimdi Taha suresinde Kur'an'ın öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Bir olayı anlatır ama anlatırken aslında orada o anlattığı yerde merceği bir yerin üzerine tutmaya çalışıyordur. Orada başka bir konuyu nazarlara vermiş vermek istiyordur. Bu Taha suresindeki pasajda başka şeyler anlatılıyor bize. Sadece orada Hz. Musa'nın annesinden kısaca bir bahsediyor. Onun ablasından kısaca bir bahsediyor. Söz öncesinden ve sonrasından Hz. Musa'nın mücadelesiyle devam ediyor. Ama Kasas suresinin bu 7 ile 13. ayetleri arasında Hazreti Musa'nın annesi çok farklı anlatılıyor. Ablası inanılmaz derecede anlatılıyor. O ev, o yetiştikleri ev, yani Musa'nın çocukluğunun bir miktarının geçtiği ev biliyorsunuz. Sarayda yetişecek ama niye çocukluğunun bir miktarı orada geçtiğini şimdi öğrenmiş olacağız. O ev, o evin özellikleri anlatılıyor. Konumuz bugün Hazreti Musa'nın annesi ya bu ayetlere baktığımızda bu ayetlerde beş meseleyi okuyoruz Musa aleyhisselamın annesinin üzerinde. Nasıl bir kadın olduğunu okuyoruz. Şimdi geleceğiz. Nasıl bir anne konumunu yansıttığını okuyoruz. Nasıl ilahi ikramlara mazhar kılındığını okuyoruz. Nasıl sabrı kuşanıp tarihe geçtiğini okuyoruz. Nasıl feda ederek kazandığını okuyoruz. Bakın beş şeyi bu ayetlerin içerisinde okuyoruz. Vallahi defaatle söylediğim bir de siz azize hanımları şahit kılarak söylemek istiyorum. Bu kitap, bu aziz kitap emsali olmayan bir kitap. Neyi ararsanız eğer aramayı buluyor, biliyorsanız o usulü biliyorsanız kitap size sunuyor ya sunuyor. Biz hep okuyup geçtik mesela şimdiye kadar Hazreti Musa'nın annesiyle alakalı ayetleri üzerinde durmadık. Yoğunlaşmadık. Niye bu Ümmü Musa'yı Kur'an konu edinmiş? Niye ablasını konu edinmiş ya? Niye bunları anlatsın? Kur'an sözün özüdür. En özü verir. Hiç detaya girmez. Öze ait bilgileri verdiği bir yerde ta Hazreti Musa'nın bebekliğine ait, çocukluğuna ait Hazreti Musa'nın doğumuyla alakalı bu hadiseleri ve o hadiselerin ayrıntı sayılacak bazı özelliklerini niye anlatsın bize? işte ni anlasın sorusu burada Aslında Musa'nın annesini anlatıyor Kur'an bize bir kadın anlatıyor İdeal bir kadın nasıl olur onu bize gösteriyor Musa'nın annesini anlatıyor anneliğin kodlarını veriyor bize ya kodlarını Ben hayran oldum ya hayran oldum bu dersleri hazırlanırken Aziz kitabı hayran oldum Biz nasıl bunları görmemişiz şimdiye kadar ya 5 tane Anneli kodu veriyor ki onu bugün niye kaybettiğimiz için bu haldeyiz onu oradan anlıyoruz. Anneliğin kodlarını Kur'an bize veriyor. Nasıl ilahi ikrama mazhar kılındığını anlatıyor. Bunun sebebi de belli. Ben nasıl kılınabilirim mesela bu ilahi mazhara nasıl ben erişebilirim? Nasıl ben de onu elde edebilirim yolunu öğrenebiliyorum buradan? Nasıl sabrı kuşanıp tarihe geçtiğini ben okuyorum onun üzerinden sabrı kuşanma adına Dersler alıyorum, e nasıl feda ederek kazandığını okuyorum. Feda etmeden, feda olmuşlara, bahçıvan olmadan bu işin olmayacağını öğreniyorum. Bakın ayetler bize aslında tarihten konuşuyor ama günü konuşuyor, yarını konuşuyor. Tarihten konuşuyor ama tarihe mahkum olarak konuşmuyor. Bugününüzü, bugünümüzü ihya ederek, inşa ederek konuşuyor. İnşallah biraz olsun anlamaya çalışacağız. Şimdi bu beş şeyi biraz açalım. Bakın nasıl bir kadın olduğunu. Ayetlerden okuyoruz. Başka bir yerden değil. Zaten diğer kaynaklara girsek bir sürü farklı şeyler okuruz ama hiç gerek yok. Kur'an bize veriyor vereceğini zaten. Hz. Musa'nın annesinin nasıl bir kadın olduğunu Kasas suresindeki ayetlerde okuduğunuzda beş tane kavram çıkıyor karşınıza. Mümine bir kadın, muvahit bir kadın, mücahit bir kadın, mütevekkil bir kadın, muhsin bir kadın. Beş kavram. Beş tane özelliğini aziz kitap nazarlarımıza veriyor. O mümine bir kadın. Kasas suresinin 10. ayetinde direkt Hazreti Musa'nın annesi için minel müminine diyor. O müminlerdendir diyor. O müminlerdendir dediği zemini hatırlıyor musunuz? Hazreti Musa daha doğmamış ya bir peygamber yok ortada. Peki nasıl bir mümin kadın? Firavun'un hakim olduğu bir coğrafya. İsrail oğulları Mısırların dinlerinden değil. İsrail oğulları kendileri, kendilerine özgü bir hayatları var işte. Kendileri Yahudilik dedikleri aslında Kur'an'ın öyle demediği ama tahrif olmuş bir İslam yaşıyorlar o gün. Çok da Hazreti Yusuf'la aralarındaki mesafe uzun değil biliyorsunuz. Ama o gün İsrail oğullarına bir hastalık var. Güce hayran olma hastalığı. Firavuna karşı düşmanlar. Firavun da onları sevmiyor onlara düşman. Ama Firavun'un tanrısına içten içe hayranlık duyan bir İsrailoğulları var aslında. Gücün, o mülkün, o iktidarın cazibesine kapılan bir topluluk var. Bundan dolayı da imanlarını sarsan bir Beni İsrail var ortada. Böyle bir zeminde mümine bir ev, mümine bir hanım, mümine bir baba var ortada. İmran mümin bir baba, hanım Yokabet, mümine bir hanım, mümine bir kadın. O evin sakinleri var Meryem. Ya Harun daha yaşça küçük. Şimdi geleceğiz detaylarına. Musa daha sonra olacak. Ama o bir mümin kadın Kur'an'ın ifadesiyle bakın. Allah ona diyor ki o bir mümin, o bir mümin. Her ne kadar o gün o gün yaşayanların çoğu o müminlik çizgisini zedeleseler de o mümin. Demek ki zaman, zemin kötü ise eğer Zamana, zemine, çağa, vakte, internete, fatura kesere kurtulmak yok. Kurtulmak yok ya. İşte yok yok olmadığını görüyoruz. Tek başına kalsam bile mümin ve mümine olabilmenin yolunu bize gösteriyor. Hazreti Musa'nın mümin annesi olan Yokabet. Muahit tevhidi içselleştirmiş. Biri birlemiş. Öyle biri birlemiş ki onlar o gün Beni İsrail... O tevhidi zedeleme adına neler neler söylüyorlar. Mesela beni İsrail'in içerisinde kendisi Firavun'un tanrılarına inanmamış olmasına rağmen Firavun'dan Allah gibi korkanlar var. O korkmuyor. Allah gibi korkmuyor. Evet Firavun'un gücü var, Firavun'un mülkü var, Firavun'un askerleri var, Haman'ın askerleri var, acımasızca askerleri var ama o bir muvahhid olarak Allah'tan korkan bir kadın. Bir kadın olarak o muvahhidliğin en güzel örnekliliğini ortaya koyan bir kadın. Mücahid, mücahide bir kadın. Allah aşkına hanımlar, azize hanımlar siz benden daha iyi bilirsiniz ya. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Firavun şöyle bir emir çıkarmış. Beni İsrail'in, İsrail oğullarının doğan erkek çocuklarını öldürüyor. Kızsa bırakıyor, erkekse öldürüyor. Kızları da niye bıraktığını anlamış olmanız lazım bakıyor ki bir müddet sonra e insan kalmıyor, kullanacak insan yok. Bu sefer sistemi bozuyor. Bir sene öldürüyor, bir sene bırakıyor. O bıraktığı yıl Harun doğuyor Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın doğacağı sene yasak. O sene öldürecek. Peki ne yapıyorlar? Evleri tek tek geziyorlar İsrail oğullarının, Firavun'un askerleri. Kadının hamile olduğu tespit edilince o hamileliğin vakti tayin ediliyor ve doğuma yakın askerler evin kapısında bekliyor. Doğum olduğu anda asker giriyor içeriye annenin gözünün önünde çocuğu öldürüyor. Zulüm üzerine zulüm. İnsanlık tarihinin göremeyeceği, ikinci bir örneğinin olmayacağı bir zulüm. Firavun öyle başka zalimlerle kıyas edilecek bir zalim değil. O zalimin zirvesi. Onun için zaten zirve olduğu için Kur'an'a konu oldu. Şimdi konu şu. Niye doğursun o zaman kadın ya? Niye doğursun? Biliyor ki doğurduğu zaman ölecek zaten. Niye doğursun? O kadın mücahit olduğu için ben ölecek çocuklar doğururum. Benim için olan o. Bana Allah yüklediği vazife bu. Ben doğururum. Onu yetiştirmek, büyütmek Allah'ın bileceği iş. Onun için İsrailoğullarının mümin kadınları Firavuna rağmen doğurdular. Firavuna rağmen. O cihat işte. Benim cihadım bu dedi. Bunu bildi. Ve o cihadı sonuna kadar devam ettirdiği için Allah bir Musa ile devirdi Firavunu ve saltanatını. Eğer biz Ümmü Musa'nın bu mücahitlik özelliğini iyice anlarsak biz şunu anlarız. Benim cihadım ne? Herkesin farklı farklı cihatları var. Benim cihadım ne bu? Ben cihadıma bakarım. Sonrası, arkası, geleceği o Rabbimin bileceği iş. Netice hesabı benim işim değil. Netice hesabı benim işim değil. Ben bana düşeni yaparım. Rabbim zaten kendi üzerine yazdığını ortaya koyacak. O söyledi, vaat ettiğini gerçekleştirecek. Onun için ben kendi cihadımı yaparım diyor o mücahide kadın. Mütevekkil. Ne demek mütevekkil? Ayetleri okuduğumuzda görüyoruz. Mütevekkil Allah'a bırakan değil, tevekkül o değil zaten. Sebepler dairesinde tedbir alıp Allah'a bırakandır. Şimdi bakın Ümmü Musa'yı görüyoruz. 9 ay hamile kalacaksın. Hadi diyelim ki ilk 3-5 üç, üç ay bir şekilde gizlenebilir de sonrasını nasıl gizledin ey mümine kadın? Nasıl gizledin ya? O gizledi işte. Tedbir aldı. Ben bu çocuğu doğuracağım. Nasıl olsa doğurduğum zaman öldürecekler diye bir şekliyle teslim olmuyor. Hani diyorlar ya şu anda ya işte yetiştiremiyoruz zaten doğurmayalım. Diyorlar ya öyle demiyor. Ben bu çocuğu doğuracağım ve ben, ben, ben bu çocuğun hayat bulmasına sebepler dairesinde yapmam gerekenleri ortaya koyacağım. Gerisi Rabbimin işi. Onun için o bir mütevekkil kadın olarak tedbir aldı. Tedbirini en güzel bir biçimde ortaya koydu. Aldı hamileliğini kimselere sezdirtmedi. Hiç kimse bilmedi. Neler yaptığını bilmiyoruz ama anlayabiliyoruz en azından. Demek ki gizledi ki askerler gelip kapısında beklemedi. Gizledi bunu. Doğum vakti geldiği zaman gizli bir biçimde doğurdu. O yaptığını yaptıktan sonra Allah da ona vahyetti. Şimdi o vahyinin ne olduğunu da göreceğiz zaten. O çocuğu o ana kadar sebepler dairesinde yapılabileceklerini yaptı. Ondan sonrası Rabbimizin onu yönlendirmesiyle hareket edecekti. Öyle de oldu. Muhsin. O bir muhsine bir kadın. Nasıl muhsine bir kadın? İşinin hakkını çok iyi ortaya koyuyor. İşi ne yok abedin? Annelik ya annelik. İşini yapıyor. Öyle çok iş yapıp yorulmuyor. İşi tek onun ve tek işini yaparak hakkını yerine getiriyor. Fazlaca yorgunlukla kendi üzerine külfet yüklemiyor. Bazen bakın kadın erkek hepimizin yaptığı bir yanlış var. Zannediyoruz ki çok iş yaparsak eğer iş yapmış oluruz. Ya bizden istenen o değil. Bir tane iş yap ama hakkını ver ya hakkını ver. Ne dedi Hazreti Musa'nın annesi? Ben dedi üç tane çocuğum var onlara annelik yapacağım. O anneliği yaptı. Yetmez mi Allah aşkına bu cihat? Yetmez mi ya? Yetmez mi? Bunun ötesini ne söyleyeceğiz? Bu yetmez mi? Üç tane öyle çocuğa annelik yaptı ki ikisi peygamber oldu ikisi. Yahudilere göre Meryem de peygamber. Kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum ama Yahudilerde kadın peygamber de var. Yahudilere göre o Meryem de peygamber. Öyle bir kadın. Şimdi i̇şte burada konuştuğumuz zaman Meryem'i Musa'nın Harun'un ablası olan o Meryem'i göreceksiniz nasıl bir kadın olduğunu. Şimdi böyle bir üç dakika çocuğu yetiştirip hakkını verdiği için o en güzel bir biçimde ıtkan üzere Allah Resulü'nün beyanıyla ıtkan üzere bu işi tam anlamıyla ortaya koydu. Ve böylelikle de muhsinlerden oldu. Şimdi biz Nasıl bir kadın olduğunu Kur'an'dan bakın bu beş kavram üzerinden okuyoruz. Peki nasıl bir anne? Burada anneler var, anne adayları var. Annenin ne olduğunu da ilk derste Havva Validemiz'in dersinde zaten işlemiştik hatırlarsanız. Bakın Kur'an bu pasajda beş tane Kur'ani emir kipiyle anneliğin kodlarını bize söylüyor. Birinci kod ne biliyor musunuz? Ardı <laughs> emzir fe <laughs> bırak ve la korkma ve tahseni üzülme ussihi takip et. 5 tane kod. Dikkat buyurun. Emzir, bırak, korkma, üzülme, takip et. Kur'an anneliği tarif ediyor bize anneliği. Annelik bu. Kur'an'a göre bu. Emzir. Bunu sadece süt emzirme olarak ne olur anlamayın. Böyle değil zaten hanımlar beni daha iyi anlayacaklar. Bunları erkeklere anlatmak zor ama siz anlıyorsunuz. Süt vermek bir annenin evladına kendisini vermesidir aslında. Süt vermek annenin kendinden bir parçayı evladına intikal ettirmesidir. Onun için süt veren terbiye verir, ahlak verir, huy verir, din verir. Süt bu. Niye Musa aleyhisselama Allah diğer süt annelerini haram kıldı? Bundan dolayı. Süt annelik deyip geçmeyin. Bu çok önemli bir şey. Olur ki mesela bir anne kendisi süt veremeyebilir. Ama o iki yıllık süt emzirme süresince anne ile bebek arasındaki o bağ, o yakınlık sanki süt veriyormuş gibi devam etmelidir. Çünkü bu süt verme meselesi çok çok önemli bizde. Niye sütten dolayı bizim fıkh fıkhımızda koca bir külliyat oluşmuştur. Bu süt hısımlığı, süt akrabalığı, süt anneliği meselesi çok ciddi bir biçimde ele alınmıştır. Biraz da buradan bakın. Olur ki bu noktada bir şeye ihtiyaç duyarsanız herkesin sütünü emdirtmeyin çocuklarınıza. Çok önemli. Her emdiği sütten bir şeyler alır aslında o. Bir şeyler alır. Hz. Musa'ya diğer anneleri Allah'ın haram kılması bir peygamber ya bir peygamber. Süt neden olacak? Anne yiyecek içecek ki süt olsun. E haram yiyen harama ait şeyleri yiyen bir insanın emzirdiği çocuğa da o haramın intikal noktasında şeyler olmayacak mı? Helal lokmayla beslenmiş birisi helal süt emzirecek ki helal ile o büyüsün helal beslenen de helal davransın. Bütün mesele bu. Onun için emzirme meselesi sadece süt verme meselesi değil terbiye etme meselesidir de. Anneliğin birinci kodunu öğrendik. Hem süt verecek sütle birlikte huy verecek ahlak verecek terbiye verecek dolayısıyla din verecek. İkincisi bırak. Nereye bırak? Musa'nın annesi bıraktı. Sandığa koydu milin sularına bıraktı. Sen de bu çağın Musa'nın annesisin. Cam kavanozun içerisinde evlat yetiştirmek yok. Öyle bir şey yok. O çocuğunu bırakacaksın sosyal hayatın içerisine. Mecbursun. Okula bırakacaksın, üniversiteye bırakacaksın, medreseye bırakacaksın, iş hayatına bırakacaksın. Bırakacaksın. Evlilik olacak, evliliğine bırakacaksın. Bırakacaksın ya. Çocuğu tutmak yok. Bırakmak zorundasın. Belli bir zamana geldiği zaman Bırakacaksın çünkü bırakmadan bu hayat yaşanmıyor kim annesiyle babasıyla böyle yaşadı da sonuna kadar böyle öldü, öldü biz de bıraktık annelerimizi babalarımızı onlar da bizi bıraktılar bir müddet sonra zaten külfet olacak onun için bırakacaksın. Hazreti Musa'nın annesi onu başka türlü bıraktı. Sen burada o bırakı sosyal hayatın içerisine bırak olarak anlayacaksın. Çünkü annelik tutmak demek değildir. Annelik bırakarak tutmaktır aslında. O bırakarak tutmanın da ne olduğunu şimdi göreceğiz zaten. Üçüncüsü korkma. Korkma. Musa'nın annesi çocuğunu, bebeğini bir meçhule bıraktı. Ne olacağını bilmiyor. Minin sularına bıraktı. Allah bırak dedi o da bıraktı. E sen de bıraktın. Bir medreseye bıraktın, bir Kur'an kursuna bıraktın, başka bir yere bıraktın. Korkma ya, korkma. O korkma ne demek biliyor musunuz? İnsan korkar ya. Hele hele evladı için korkmaz mı? Buradaki korkma ne biliyor musunuz? O korkunun altında ezilme. Korkunun esiri olma. Yoksa bir insanın, hele hele bir annenin evladı için yaşı kaç olursa olsun korkmaması mümkün mü? Ama burada korkma diye emir korkunun esiri olma demektir. Ne olursa olsun sen korkunun esiri olma. Gerekeni yaptın, emzirdin, terbiye ettin, büyüttün, belli bir noktaya getirdin. Bıraktın tamam şimdi korkma, korkma. Allah'a bırak çünkü sen Allah'tan daha merhametli değilsin. Mecbursun bırakmaya bıraktın ondan sonrası artık belli. Eğer bunu yapmazsan hep korumaya çalışırsan sakınan göze çöp batar ya. En büyük imtihanın gelir evladın olur. Korkunun esiri olduğun zaman imtihanın oradan olur. Çünkü genelde imtihanlarımız zaafiyetlerimizden geliyor. Evladımız bizim zaafiyetimiz olmamalı. Bize emanet o. Eğer zaafiyetimiz olursa orada başka başka imtihanlarla karşı karşıya geliriz. Sonra üzülme. Üzülme. Üzülmemek de elde değil. O da belli zaten. Aslında yine aynı şey. Üzüntülerin esiri olma. Eğer üzüntülerin esiri olursan, hep böyle üzülürsen ne yaparsın o zaman? Başlarsın evladını gereğinden fazla korumaya. Gereğinden fazla korursan kendin yıpranırsın, evladını da yıpratırsın. Bakın aile sorunlarının, eğer ailelerin sorunları, işte eşle eşlerin birbirleriyle olan sorunları mensup bulundukları ailelerden kaynaklanıyorsa irdeleyin. Siz de muhakkak birçok şeye şahit olmuşsunuzdur. En büyük mesele buradan kaynaklanıyor. Ya oğlanın annesi ya kızın annesi aşırı ilgili, aşırı savunmacı, aşırı korumacı. E aşırı olduğu zaman da hayat anarşiye dönüyor. Sen evlendirdin oğlunu gitti tamam. Şimdi o oğlanın annesisin diye o oğlanın her türlü şeyine ille müdahale etmek zorunda mısın? Bunu yaptığın zaman hangi kadın kabul eder? E Gelin de etmez o zaman başlar işte sıkıntılar. Bu iş farklı bir şey. Şimdi bakın yani beni yanlış anlamayacağınızı umuyarak bir şey söyleyeceğim. Bir erkek evlendiğinde üç tane kadını idare etmek zorunda kalıyor. Bir kendi annesi, bir eşinin annesi bir de hanımı. Eğer bu erkek bir de iki 3 tane kız kardeşi olan bir kızla evlenmişse artık o erkeğin neler çekebileceğini düşünün. Bir de halası varsa teyzesi varsa onlar da müdahilse. Ama inanın sadece bu erkekle alakalı değil aynı şey erkek tarafında da var. Mesela erkeğin halası durmuyor ya durmuyor. Ya halasın sen yerin belli ne işin var ya senin ne işin var? Yok oraya karışıyor buraya karışıyor. Her el karıştığında o el iyi de olsa bir eve dışarıdan bir el karıştığında o evde saadet olmaz. O evde huzursuzluklar başlar. Orada biz durmayı bilmeliyiz. Aslında bu durmayı bilmeme kastı bir şey değil. Kötülükten yapılmıyor ya. Hep neyden yapılıyor? Aşırı ilgiden yapılıyor. İşte burada Kur'an'ın dediği o ya. Üzülme ya korkma ya. Allah'a bırak ya Allah'a bırak. Adam gelmiş 30 yaşına ya. Sen gece üstü açık mı benim evladımın? Bunu mu yanacaksın? Bunu yandığın zaman hele söyle geline görürsün gününü. Söylüyorsun da durmuyorsun da dilin de durmuyor. Alıyorsun başına iş. Çünkü o artık oluşmuyor. O bambaşka başka başka sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Onun için burada aslında bakın Kur'anımız aziz Kur'anımız anneliğin kodlarını Hazreti Musa'nın üzerine verirken bunu da veriyor. Bakın bir şey daha söylüyor sonuncusu. Takip et. Bu da var asla takipsiz bırakma. Ama senin takibin evladının zoruna gidebilir. Mesela kız geldi 18 yaşına 20 yaşına hele bu yeni nesil ne takibi diyor. Ben kendi başıma başımın çaresine bakarım diyor. Kur'an yol gösteriyor yol. Sen takip etme ya dışarıdan bir ablaya takip ettir. Bir abiye takip ettir ya senin oğlun seni dinlemiyor değil mi? Geldi ergenliği seni dinlemiyor. Tam bir abi bul ona takip ettir. Ama takipsiz bırakma. Çünkü dışarıda bir sürü bir sürü canavarlar var. Ejderhalar var ejderhalar. O sihirbazların yaptığı sihirlerden daha öteleri var. Daha öteleri var. Bütün bunların hepsini sen iyi bir noktaya getirebilmen için evladını takip edeceksin ya. Ama o takibi aynen bak Meryem Validemiz gibi. Yani Hazreti Musa'nın annesini, ablasının yaptığı gibi yapacaksın. Sezdirmeden yapacaksın. Öyle güzel yapacaksın ki çocuk, genç, kız, erkek fark etmez. Kendisi sanki özgür olduğunu zannedecek. Ama senin her zaman için elin, gözün onun üstünde olacak. Nereye gidiyor, kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor, kimlerle arkadaşlık kuruyor. Bunları mecbur takip edeceksin ama böyle takip edeceksin. Aynen burada bize gösterildiği gibi takip edeceksin ki o annelik dediğimiz şeyi tam anlamıyla ortaya koymuş olalım. Bakın Hazreti Musa'nın annesinin üzerinden aldık mı anneliğin kodlarını aldık. Demek ki bunun üzerinden daha epey durmamız gerekecek. Şimdi üçüncüsü nasıl ilahi ikramlara mazhar kılındığını da okuyoruz Hazreti Musa'nın annesinin. Ama dediğimiz gibi bir şey var burada Sadece bu Hazreti Musa'nın annesiyle sınırlı değil. Hepsi bizim için bir mesaj taşıyor. Bu da öyle. Nedir o mazhar kılındığı ikramlar? Kendisine vahyedilmesi, ilham edilmesi. Oğlunun bir peygamber olarak seçilmesi. Yavrusunun firavunun sarayında büyütülmesi. Allah tarafından kalbinin sükunete erdirilmesi. Öz oğluna ücretle süt anne olmasının sağlanması. Öyle güzel ki bunlar ah bir anlayabilsek. Kendisine vahyedilmesi, ilham edilmesi. Ne diyor Rabbimiz? Ve evhayna illa ummi Musa. Biz Musa'nın annesine vahy ettik. Peki bu vahiy peygamberlere yapılan vahiy gibi mi? Hayır. Bu vahiy başka bir şey. Aynen bal arısına vahy edildiği gibi, peygamberler dışında bazılarına vahy edildiği gibi. Biz nasıl anlayacağız bunu? İlham ya bu, ilham. Allah ilham veriyor. Nasıl veriyor bu ilhamı? Bizde de oluyordur, sizde de oluyordur hem, hepimizde. Bazen kalbimize doğuyordur. Bir şey yapacaksınız mesela, içinize doğuyor diyor ki yapma, sıkıntı oluşuyor. En iyisi ben yapmayayım diyorsunuz. Ya da bir rüyayla oluyor. Size olmaz sözüne itibar ettiğiniz bir hocanız vardır mesela, bir büyüğünüz vardır. Ağzı dualı mesela bir teyzemiz vardır, bir baba annemiz vardır. Annemiz öyledir. Size bir şey söyler. Bazen Allah o ikramı bir sevdiğinizin üzerinden size ulaştırır. Onun ona ilham eder. O size söyler. E siz de inanırsanız eğer yaparsınız. Bu bağlayıcı bir vahiy değil. Bu kişi kendisi tercihe bağlı. Uyar uymaz farklı bir şey bu. Yani normal bir vahiy gibi değil bu. Vahiye uyacaksın, itirazsız uyacaksın. Ama içine doğdu. Sen bilirsin. İster yaparsın gereğini isterse yapmazsın. Musa aleyhisselamın annesine de böyle vahyediliyor. Yani ilham ediliyor. Koy diyor sepete sal Nil'in sularına o içinden gelen o sese o vahye ittiba ediyor ve gerekeni yerine getiriyor. Şimdi bu ilham meselesi bakın bizim bilgi kaynaklarımızdan bir tanesi biz de bunu yapacağız. Ben özellikle gençlerimize bak içimizde genç kızlarımız var sonra bizi izleyen erkek kardeşlerimiz olacak muhakkak. Ben onlara bir şey söylüyorum. Bakın diyorum ki eğer anneniz saliha bir kadınsa annenizin ilhamlarına güvenin ya güvenin. Peki hocam ben nasıl bileceğim annemin saliha olup olmadığını? Çok namaz kılması, oruç tutması, sohbetlere gitmesi onun saliha olmasına yeter mi? Hayır yetmiyor. Bak biraz önce öğrendik. Eğer sizi emzirmiş terbiye etmişse eğer sizi güzel bir biçimde hayatın içerisine bırakmışsa eğer korkmamış üzülmemiş Allah'a sizi ısmarlamışsa eğer de sizi halen takip ediyor ve yüreği yanıyorsa Saliha kadın ya o Saliha kadın işte. E uyu da onun, onun öngörüsüne. Kadın anne diyor ki ya evlenme bununla ya evlenme. Niye inat ediyorsun ya niye inat ediyorsun? Saliha bir kadınsa uyu onun öngörüsüne. Belki Allah o hayrı onun diliyle sana ulaştıracak ya. Sonra geleceksin, pişman olacaksın, o ayaklarına vuracaksın, kafanı duvarlara vuracaksın. Bir sürü şey söyleyeceksin. Eğer annen, eğer baban, eğer bir hocan salihaysa, salihse, sadıksa, sana bir yönlendirmede bulunuyorsa, uy ona ya. Uy. Uy. Ona Allah söylettiriyor ya. Ona Allah söylettiriyor. Çünkü o insanın orada sana bir yönlendirmede bulunması öylesine bir şey değildir ki. Burada da aslında söylenen bu. Sana eğer bir şey söylenmişse orada Buna uyarsan Allah'ın izniyle dediğimiz gibi yani adam farklı bir haldeyse ya da kadın anne başka bir haldeyse zaten bunları konuşmuyoruz. Salih ve salihaları konuşuyoruz o zaman uyulur yani. İkincisi bakın oğlunun bir peygamber olarak seçilmesi. Oğlunun yetmiyor burada ne diyeceğiz? İki oğlunun. İnsanlık tarihinin tek annesidir Yokabet. Tek annesi. Biz iki kardeş peygamber biliyoruz. Ama annelere ayrı ayrı. Sa'den'in oğlu işte İshak, Hacer'in oğlu İsmail. Ama bir anne var, iki tane evladı da peygamber. O işte Musa ile Harun'un anneleri. Bu kadar güzel. Allah ona diyor ki tamam diyor. Ben seni ikramlandıracağım. Musa'yı sana peygamber olarak döndüreceğim. Bunu söylüyor zaten. Ama bir de ona Harun'u da ekleyerek döndürüyor. O ikram başka bir ikramla aslında teyit edilerek Hazreti Musa'nın annesine geri dönmüş oluyor. E buradan alıyor muyuz alacağımızı? Bizim çocuklarımız peygamber olmaz. Ama insanlığa ama ümmeti Muhammed'e hayrı dokunacak birisi olur ya. İşte onun olabilmesi için buradaki kanuna göre davranmak gerekiyor. Buradaki kanuna göre hareket etmek gerekiyor ki netice itibariyle o ikrama bir şekliyle mazhar olmuş olsun. Bakın burada çok önemli bir bilgi var Azize Hanımlar. Ne zaman Hazreti Musa kendi annesinin süt annesi olduğunu öğrendi biliyor musunuz? Ne zaman biliyor muydu bunu? Bilmiyordu. Yıllarca bilmedi. Annesi hiç söylemedi. Çünkü annesinin söylememesi noktasında bir şey vardı. Eğer söylense bu sır ifşa olsa ne olacağı belli. 30 yıl boyunca hiç söylemedi bunu. Hazreti Musa o eve geliyor ama niye geliyor? Sütten diyor bunlar benim kardeşlerim sütten benim annem o onun için geliyor bilmiyor. Allah açıkladı o sırrı Allah Allah vahiy göndererek Musa senin annen bu diye açıkladı da Hazreti Musa'nın öyle haberi oldu. Hazreti Musa'nın annesinin bir öz anne ya böyle bir kolay mı bu? 30 yıl buna, buna sabretmesi 30 yıl bunun için dişini sıkması kolay bir şey mi? Peki azize anneler, azize hanımlar Allah aşkına 3 yıl sabredemiyoruz, 3 yıl, 4 yıl sabredemiyoruz. Bir medreseye, bir okula gönderdiğimizde istiyoruz ki hemen hop İmam Ebu Hanife olarak çıksın oradan. Olmuyor işte ya olmuyor. Sabretmeden oluyor mu? O sabrı ortaya koymadan, onun için diş sıkmadan, o hasreti yürekte bekletmeden o hasretle yürek yanmadan oluyor mu? Olmuyor işte. Olmaz ilahi ikrama mazhar olabilmesi için yolu gösteriyor bize aslında Ümmü Musa. Yavrusunun firavunun sarayda, sarayında büyütülmesi. O saraydan emir çıkmış. Bütün Beni İsrail'in erkek çocukları öldürülecek. Allah o erkek çocuklardan bir tanesini Firavun'un evinde büyütüyor. Sarayında da değil, o evde, evde. Saray zaten kocaman. O evde Asiye anamızı da ona bahçıvan kılarak, annelik kılarak büyütüyor. Saatlerce üzerinde konuşmamız gereken bir şey aslında. Bakın, saatlerce. Ya bu nasıl olur? Firavun'un sarayında da Musa yetişebilir mi? E vallahi yetişiyor. Billahi yetişiyor ya. Bataklıkta güller yetişiyor ya, yetişiyor. Yetişiyor şu anda içimizde de yetişiyor elhamdülillah. Beni şu anda Avrupa'nın dört bir tarafından dinleyen kardeşlerim var ben biliyorum. Avrupa'nın o zor şartlarında o bataklığın içerisinde gül gibi yetişen, gül gibi kalan nice gencimiz var bizim elhamdülillah ya. Binlerce selam olsun o gençlere. Ben şimdi görüyorum, Ottü'de görüyorum, İtü'de görüyorum, Medipol'de görüyorum, başka yerlerde görüyorum. O zorlu zeminlere rağmen Halen bataklığın içerisinde gül kalan nice gencimizi görüyorum. Rüşvet dibine kadar batmış bulunduğu kurumda ağzına kadar kötülük orada hakim kılmış bir genç, bir memur işte hastanede, bir devlet dairesinde ben cepbar olan Allah'tan korkarım deyip kamuya ait, millete ait bir toplu ineği harcamayan gençleri ben görüyorum. Vakıflarda, derneklerde, camilerde telefonunu şarj etmek için prize koymayan, bir bardak çayı içtiği zaman o çayın hesabını yapan gençleri görüyorum. Bataklıkta gül yetişmiyor mu? Vallahi yetişiyor. Yine yetişiyor. Az da olsa yetişiyor. E Musa da bir taneydi zaten. Çoğalmaz bunlar. Her zaman azlar olacak. Her zaman iyiler az olacak. Ama olacak bu. Önemli olan o azlardan olmaktır zaten. O azlardan olmak ve suçu bataklığa havale etmemek. Ne yapalım? Çevre böyle, zaman böyle, zemin böyle, arkadaş böyle, internet böyle demeden. Bilakis bulunduğu yer ne kadar kötü olursa olsun iyi kalmak ve iyi olarak bu işi bitirmek. Bütün derdi bu olan gençlerden olmak. Allah o gençlerimizin sayısını arttırsın. Nasıl ikrama mazhar olduğu Ümmü Musa? Allah tarafından kalbinin sükunete erdirilmesi. Bu çok önemli bir şey. Bakın ayet ne diyor? Levla en rabetna ala kalbiha. Eğer onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık. Allah sükunet verir ya kalplere. Allah kalplere sükunet verir. Bir annenin evladı alınsa mesela elinden durulabilir mi ya? İnsan buna çıldırır yani çıldırır yani. Hazreti Musa'nın annesi de çok zor bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Ayet diyor ki kalbi bomboş kaldı bomboş. Böyle bir boşluğa düştü. Ne yapacağını şaşırdı. Allah onun kalbinin fırtınalarını dindirdi. Sükunete erdirdi. İtmiman verdi. Böylelikle ikramlandırdı. Eğer sen Hazreti Musa'nın annesi gibi oyunu kurallarına göre oynarsan Allah sana da verir o ikramı. Böyle fırtınalar dönüyor mesela yüreğinde. Bir türlü bazı şeyler sende sükunete ermiyor. Ama sen oyunu Musa Aleyhisselam'ın annesi gibi kurallarına uygun oynarsan sen de ona erişirsin. Sonuncusu bakın bu fasılda öz oğluna ücretle süt anne olmasının sağlanması. Öyle güzel bir şey ki bu. Ne oldu Hazreti Musa Sepet gitti gitti. Acayip de bir şey. Firavun askerleri hiçbir tanesi fark etmedi. Allah korudu çünkü. Geldi Asiye anamızın ayaklarının önünde durdu. Ona Musa diyen Asiye anamızdır zaten. Musa sazlıkta bulunan bebek demek. Orada bulduğu için o ismi verdi zaten. Aldı ne güzel dedi. Bu bebek bizim için göz aydınlığı. At aldı geldi saraya. Detaylarını göreceğiz şimdi Asiye anamızın derslerinde. Ne lazım? Mama yok o günlerde. Gitsin bir yerden mama alsın. Bir süt annesi lazım. Bütün süt annelerinin sicili var Firavun'un kayıtlarında. Çünkü doğan bütün evleri biliyorlar. Askerler alıyor bebeği o evleri dolaşıyorlar. O eve gidiyorlar kadına veriyorlar. Kadının çocuğunu biraz önce gözlerinin önünde katletmişler. O çocuğu veriyorlar Musa'yı. Emzir diyorlar Musa o kadının göksüne ağzını koymuyor. Başka ev başka ev başka ev başka ev askerler artık yorgunluktan perişan bir hale gelmişler. Onları uzaktan takip eden bir göz var. Kim o? Musa'nın ablası Meryem. Var onların yanına diyor ki şurada da bir süt annesi var bir de ona gelin diyor. O eve geliyorlar. Veriyorlar Musa'yı bebek Musa'yı öz annesine Öz annesini aldığı gibi emmeye başlıyor. Ayet ne diyor da Biz de annesini koruduk. ifşa etmesin sırrı. Çünkü kaç gündür belki öz çocuğunu görmemiş, bir anda görmüş. Tahmin edebiliyor musunuz değil mi bunu? Benden daha iyi tahmin etmeniz lazım. Mesela emzikli bir kadın 2 saat, 3 saat çocuğunu emzirmesin, bir yere gitsin. Çocuğunun ağlamasını bile hisseder. O farklı bir hale girer yani. Ama orada o noktada duygularına hakim oluyor ve tutuyor. Sonra emmeye başlayınca askerler derin bir nefes alıyor. E askerler bir şeyi sormaları lazım. Senin süt nereden geliyor? Bebek nerede? O anneye onu sormaları lazım. Onu sordurmuyor işte Allah. Sordurmuyor. Ya sordurmuyor. Allah koruyor işte koyunca sebepler dairesinde bir şeyler oluyor. Ya da bebek nerede dediği zaman herhalde 2-3 yaşlarındaki Harun'u gösterdi. Orada kundakladı mundakladı bir şey yaptı yani. Bir şey etti ki askerleri ikna etti. Bebek bu dedi. Onlar da ikna oldular. Allah korudu yani. Onların o noktadaki şeyine karşı Allah Musa'nın annesini korudu. Şimdi asıl film yeni başlıyor. Öz annesinin yanında bıraktılar. Bir de tuttular para verdiler. Al dediler bu parayı emzir. Arada bir gelip götürüyorlar Bebek Musa'yı saraya. Bir daha getiriyorlar. Getirirken de parayı da getiriyorlar. Kendi öz evladına süt emzir tırtıyor. Allah üstüne de bir de ücret ödettiriyor. Ne diyorsunuz hanımlar? Bu uh, Allah verirse işte böyle verir. İkramlandırınca böyle ikramlandırır. Şimdi ben buradan bir haykırışta bulunmak istiyorum. Bu çok önemli bir haykırış. Kim Ümmü Musa? Musa'nın anneleri kim? Kim biliyor musunuz Musa'nın anneleri? Bütün imamlar Musa'nın Musa annesidir. Bütün imamlar. Ya imam, imam efendi, hoca amca, hoca efendi. Sen o maaşı almasaydın da namaz kılmayacak mıydın? Beş vakit o camiye gitmeyecek miydin? Gidecektin. Gidip namaz kılıyorsun, namaz kıldırıyorsun. Artı bir de maaş alıyorsun üstüne. Bütün öğretmenler ümmü Musa'dır. Musa'nın annesidir. Bu nesli eğitmek hepimizin boynunun borcu. Allah seni öğretmen kıldı ya. Sen bir yerde öğretmensin. Öğretmenlik yaparak o çocukların elinden tutuyorsun. Bir de üstüne maaş alıyorsun. Vakıflarda, derneklerde, hayır kurumlarında çalışan her adam Ümmü Musa'dır ya. Ümmü Musa'dır. Biz oralarda çalışırken çalışmasaydık da çalışmak zorundaydık. Hayır için, hayrın bu topluma hakim kılması için çalışmak gerekmiyor muydu? Ama çalışıyorsun bir de üstüne maaş alıyorsun. E o maaşın hakkını verebilmen için kucağındaki bebeği öz bebeğin gibi bilmelisin ya. Bilmelisin. İmamsan cemaatini öz evladın gibi bilmelisin. Öğretmensen öz evladın gibi bilmelisin. Vakıfsa çalışıyorsan, dernekte çalışıyorsan kendi öz malın gibi bilmelisin ki ümmü Musa olasın. İşte Ümmü Musa'ya süt annelik olarak ödenen o ücret Bizim dünyamıza da bunları söylüyor. Demek ki alınca neler neler alıyormuşuz eğer gerçekten alacaksak. Şimdi bakın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Savaşlardaki ganimeti de buna benzetiyor biliyor musunuz? İbni Ebi Şeyh Benin El-Musannafı'nda geçen hadiste efendimiz diyor ki ümmetimden savaşıp düşmana karşı güçlenerek mükafat kazananın durumu yani ganimet kazananın durumu Musa'nın annesi gibidir. O oğlunu emzirmiş, ecrini almıştır. Savaşa gidince bir insan, ganimet elde edeyim diye gitmez. Ama Allah ikramlandırır onu. Al bu da senin bahşişindir. Bu bahşiş, ilahi bir bahşiştir. Aynen bunun gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada söylediği sözü, siz hayatın diğer alanlarının hepsine yayın. Gelelim dördüncü meseleye. Nasıl sabrı kuşanıp tarihe geçiyor? Allah bırak deyince bırakıp, sabreden. Elçi ol olacak deyince inanıp sabreden. Bebeği süt emmek için gelince duygularına kapılmayıp sabreden. Yıllarca bu sırrı kimselerle paylaşmayıp saklayarak sabreden. Allah'ın vaadine inanıp filmin tamamlanması için sabreden. Ümmü Musa bu binlerce selam olsun. Bakın bir sabır kahramanı. Allah dedi ki bırak. Demedi ki ya ne olacak Nil'in suları şöyle olur böyle olur. Nil işte birden rüzgar gelir gider başka bir yere şu olur bu olur. Dedi mi demedi Allah bırak dedi bırak. Bıraktı ve sabretti sabretti. Sonunu bir görelim dedi bakalım ne olacak. Firavun gibi bir zalimin olduğu zeminde Allah dedi ki senin oğlun elçi olacak. Acaba demiyor ya acaba demiyor. Ya böyle firavuna mı rağmen mi? Demiyor. Mümkün mü? Demiyor ya. Allah'ın vaadine kesin kez inanıyor. Allah dediyse bitti diyor. Bebeği günler sonra kendisine geldi. Bakın bir anne için dedik ya duyguların en zoru. Belki çok acı da çekti o anda. Ama ifşa etmeyip sabretti. Çünkü sabretmesi gerekiyordu. Yıllarca o sırrı paylaşmadı. Dedik ya 30 yıl ya kolay mı? Yani bir insanla arkadaşlık yapmak istiyorsunuz değil mi? Bir kardeşiniz olarak size bir tavsiye vereyim. Bir sır verin ona hele bir gözleyin bakalım. O sırrı nasıl saklıyor mu? İfşa mı ediyor? Verdiğiniz sırrı ifşa eden adamla selam aleyküm aleyküm selam. Onunla dostluk yapılmaz. Dost senin dostun olarak o sırrını bile ifşa etmişse hangi dostluktan bahsediyorsunuz? Çok zor bir şey. O arkadaş olabilir, komşu olabilir, akraba olabilir ama dost başka bir şey, dost başka bir şey. O dostluğu kiminle yapabileceğinizi öğrenebileceğiniz bir şey bu. O dostunuz eğer sizin sırrınızı saklayabiliyorsa bitti. Allah Resulü sırdaş edindi bakın Huzeyfetül yemaniyi kendisine. Ya niye ifşa etmez o sırlardan bir tanesini? Hazreti Ömer'e rağmen Ömer dedi ki ya bir tanesini söyle bir tanesini yine söylemedi. Sır dedi sır 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 söylenmez dedi. 30 yıl boyunca o sırrı bir anne olarak sakladı. Allah ne zaman ifşa edince o da o zaman ifşa etti. İşte buradan anlıyoruz. Ona sabredebilmesidir aslında Ümmü Musa'nın ne anlama geldiğini anlayabileceğimiz bir ölçü. Allah bir vaatte bulundu. Yıllar geçti, günler geçti. Neydi vaat? Senin oğlun elçi olacak. Yıllar geçti, günler geçti. Oğul elçi olmadı. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Katil oldu ya. İtti birini düştü öldü. Hazreti Musa kaçtı gitti Medyen'e. 10 yıl ortada yok. Ey anne ey Ümmü Musa 10 yıl senin oğlun firar. Hiç görmüyorsun, duymuyorsun, haberin yok, ne olduğundan haberin yok. Hiçbir şekilde sana ondan bir haber gelmiyor. 10 yıl boyunca oğlunun yolunu gözlerken bir gün olsun ya bu olmayacak, bu iş olmayacak. Ben herhalde yanlış bir tahminde bulundum. Herhalde içime yanlış doğdu, Böyle bir şey olmaz dedim mi? Ne demedi? İşte Ümmü Musa olmak bu, bu. Ona rağmen sabretmek. O sabrı, sabrı çatlatırcasına sabrederek devam ettirmek. Sabrı böyle en son sınırına kadar dayanarak sabretmek Ümmü Musa'nın bize verdiği bir şey. Gelelim beşinci ve son meseleye vakitte. Bitirdik zaten. Nasıl feda ederek kazandığını görüyorduk biz Ümmü Musa'nın. Ne olur cümlelere dikkat edin. Fazla açıklamayacağım. Siz artık altını doldurun. Bebek Musa'yı feda ettiği ücretli süt anneliğini kazandı. Gördük onu. Çocuk Musa'yı feda ettiği sarayın genci olan Musa'yı kazandı. Genç Musa'yı feda ettiği bir peygamber kızı olan gelin Safura'yı kazandı. Safura'yı işleyeceğiz burada zaten. Olgun Musa'yı feda etti. Diğer oğlu Harun'un peygamber olmasını kazandı. Kendi hayatını feda etti. Kur'an'a giren kadınlardan biri olmayı kazandı. Peki ben burada şu soruyu sormayayım mı Azize Hanımlar? Sen, ben, biz neyi feda ettik ya? Neyi feda ettik ya? Musa'nın annesi bunları feda etti. Peki sen, ben neyi feda ettik? Feda etmeden neyi bekliyoruz Allah aşkına? Feda etmeden, feda edilmişlere bahçıvan olmadan, feda edenlerin elini tutmadan, terini silmeden, yanlarında bulunmadan, moral vermeden bu noktada hiçbir şey yapmadan neyi bekliyoruz? Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor, kendiliğinden olmuyor. Bakın bir peygamber annesine nasıl ağır ağır yükler yüklüyor Cenab-ı Hak arkasından da o sabrettiği zaman nasıl büyük büyük şeylere vesile oluyor. Eğer ben istiyorsam kendimi yetiştirmeyi, bir anne olarak evlatlarımı yetiştirmeyi, bir aile reisi olarak ailemi belli bir noktaya taşımayı, bu fedakarlıkla bu işin olacağını hiçbir zaman unutmamam gerekiyor. Allah bu şuura bir an önce bizleri ulaştırmış olsun. Şimdi Azize Hanımlar bu kasas süresi 7. ayetten başlıyor 13. ayette bitiyor. Sonra bir başka tablo başlıyor zaten. 13. ayetin son cümlesine biliyor musunuz? Siz ayetleri dikkatle okuyacaksınız zaten. Enne vaadallahu hakkun ve lakinne la ya'lemun. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. <laughs> Allah vaadinden asla dönmez. Allah'ın vaadi haktır. Onu bilsin diye zaten Musa'ya işte Musa'nın annesine o şeyler yapıldı. Fakat çoğu insanlar bilmezler. O ekserun nastan olmayalım biz. Ekserun nastan olmak, kitlelerden olmak. Kitlelerin çoğunluğun peşine düşüp o çoğunluğun söylediği şeyleri söylemek bize hiçbir şey kazandırmaz. Allah'ın vaadi burada hak olarak duruyorsa ben tek başıma kalsam, tek başıma hiç kimse olmasa hiç kimse sağımda solumda yanımda yöremde ve herkes bana yanlış yapıyorsun dese hatalısın dese Allah'ın vaadi buradaysa ben o vaadin hak olduğuna inanmalı tek başıma ümmet olmalı. Şu anda yaşadığımız zaman zemin böyle bir zemin. Ne olur kimselerden bir şey beklemeyin ne olur. Ahir zaman böyle Akır zaman mı şu anda? Gerçekten akır zamanı yaşıyoruz. Allah Resulü'nün bize tarif ettiği şartların işte söylediği vasıfların bir şu anda yaşıyoruz zaten. Bu yaşadığımız zamanda hiç kimselere bakmadan biz Allah'ın vaadine odaklanıp sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Annelik mi sorumluluğumuz? Şartlar ne olursa olsun o anneliği, o cihadı ortaya koymak. Feda etmek mi sorumluluğumuz? Onu yerine getirmek. Musa'nın yetişeceği zemine asi olmak mı? O mu sorumluluğumuz? Onu ortaya koymak. Musa'ya yoldaş olmak mı Safura gibi? Onu yapmak. Musa'ya inanıp Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yolculuğa çıkarken ya çok güzel bir koku geliyor bu neyin kokusu? Bu maşidenin kokusu mu? Maşidenin kokusu diyeceği anı mı yaşamak? O mu? O. Mesele o noktada asıl yapılması gerekeni ortaya koymaktır. Allah hepimizi bu uğurda gayret içerisinde olanlardan eylesin inşallah. Evet birkaç tane de soruya cevap vermiş olalım. Hz. Musa doğduktan sonra da bebek katliamları devam etmiş midir? Evet ediyor. Sonuna kadar o bayağı firavun o işi yıllarca devam ettiriyor. Sonra artık Hz. Musa zaten ortaya çıkınca o işten vazgeçiyor. Ama o zamana kadar sürekli firavun o zulmü devam ettiriyor. Ve ben İsrail'in mümine kadınları da buna rağmen doğurmaya devam ediyorlar. Yetiştiremiyoruz, büyütemiyoruz. O halde doğurmayalım demiyorlar o ben İsrail'in mümine hanımları. Biz doğuralım, elimizden geleni yapalım. O anneliğin kodları çerçevesinde sorumluluğumuzu yerine getirelim. Gerisi Rabbimize kalmış diyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.